Merhaba sevgili ikinci sınıflar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü ünitemiz At the Playground Unit 6 Oyun alanında parkta neler yapabiliriz bunları öğreneceğiz. Jump Jump Zıplamak Swing Swing Salıncakta sallanmak Walk Walk Yürümek Skip rope Skip rope. İp atlamak. Play hide and seek. Play hide and seek. Saklambaç oynamak. Diyoruz arkadaşlar. Yine burada ride bisiklete binmek. Ride a bike deriz genellikle. Slide kaymaktır arkadaşlar. Kaydıraktan kaymak. Dance, dans etmek. Dance. Run, koşmak run sing a song şarkı söylemek sing şarkı söylemek song şarkı burada gördüğümüz resimleri hatırlayalım swing sallanmak run run koşmak slide slide kaymak ride a bike ride a bike bisiklete binmek skip rope skip rope ip atlamak diyoruz. O zaman buradaki resimlerin altına uygun olan kelimeleri yazabiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşımız koşuyor. Run diyoruz. Burada ip atlıyor. Skip rope diyoruz arkadaşlar. Burada şarkı söylüyor. Sing a song diyebiliriz. Şarkı söylemek, sing a song. Ve burada da zıplıyor gördüğünüz gibi. Jump, jump diyoruz çocuklar. Gördüğünüz gibi dört tane şık ve dört tane resim var. Her birini diğeriyle eşleştireceğiz arkadaşlar. Uygun olan resimle. Let's kick a ball. Let's demek Hadi demektir arkadaşlar. Hadi bir topa vuralım. Kick vurmak, tekme atmak. Hangi numara görüyorsunuz? Burada 4 numara yazabiliriz. Let's dance. Hadi dans edelim. Dans eden arkadaşımız 3 numarada. Let's walk. Hadi yürüyelim. Yürüyen belki de biraz koşar gibi yürüyen arkadaşımız da 1 numarada. Let's play hide and seek. Hadi saklambaç oynayalım diyen arkadaşımız 2 numarada arkadaşlar. Burada arkadaşımız diğerine bir soru sormuş. Do you jump? demek sen zıplar mısın demektir arkadaşlar. O zaman ne söylemiş? Yes, I do. Evet, ben zıplarım. Burada eğer hayır deseydi çocuklar No, I don't derdi bakın. No, I don't. Bu şekilde yazıyoruz. Do ile sorulan bir soruyu arkadaşlar yine do ile cevap vermeliyiz. Bakın do ile sorulduğu için do you demek sen demektir arkadaşlar. Sen zıplayabilir misin? Senle sorulan bir soruyu da benle cevap veririz. Evet ben zıplarım. Burada I ben demektir arkadaşlar. Bu kurala dikkat ediyoruz. Ayrıca yes ise yes i do, no ise no i don't dedik. Demek ki olumsuz cümlelerde no kullandığımız zaman don't kullanmalıyız arkadaşlar. Şimdi başka bir örnekte görelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, Do you play tennis? Sen tenis oynayabilir misin? Oynar mısın diye sorduk daha doğrusu. Yes, I do dedi arkadaşımız. Evet, ben oynayabilirim. Bakın you sen I bendir. You ile sorulan soruya benle cevap verirsiniz. Çünkü sen diye sorulmuştur. Burada do you dance? Sen dans eder misin? Yes, I do. Evet, ben dans ederim dedi arkadaşımız. Do you run? Sen koşar mısın? Evet, ben koşarım. Yes, I do dedi arkadaşımız. Do you skip rope? Sen ip atlar mısın? No, I don't dedi arkadaşlar. No kullandığımız zaman mutlaka do'ya not eklemiş oluyoruz ve don't yapıyoruz. Olumsuz hale getiriyoruz. Demek ki do you ile sorulan bir soruya yes I do ya da no I don't deriz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi buradaki soruları kendimize göre yapalım arkadaşlar. Do you sing? Sen şarkı söyler misin diye sormuş. Ne diyebiliriz? Ben kendim için söyleyeyim. Yes, I do diyebilirim arkadaşlar. Do you jump? Sen zıplayabilir misin? Ben zıplayamam. No, I don't diyebiliriz arkadaşlar. Do you slide? Sen sen kayar mısın? Yes, I do diyebiliriz. Do you play basketball? Sen basketbol oynayabilir misin? No, I don't diyebiliriz. Tabii ki siz oynuyorsanız, Yes, I do da diyebilirsiniz. Do you skip rope? Sen ip atlar mısın? Ne diyoruz arkadaşlar? Yes, I do. Eminim bütün çocuklar ip atlamayı seviyordur arkadaşlar. Buradaki kutucuklara uygun olan kelimelerin harflerini yerleştirmemiz isteniyor arkadaşlar. Hemen yapalım. Görüyorsunuz şarkı söyleyen bir arkadaşımız. G şıkkı diyoruz. Gösterelim arkadaşlar. Bakın sink. G şıkkını yerleştirdik. Arkadaşımız koşuyor gördüğünüz gibi. Run diyoruz. Yani E şıkkı Burada arkadaşımız futbol oynuyor. Play demeliyiz arkadaşlar. Buna da D şıkkı diyebiliriz. Play. Burada salıncakta sallanıyor. Swing diyoruz. F şıkkı arkadaşlar. Swing. Burada kaydıraktan kayıyor görüyorsunuz. Slide demeliyiz. Bakın A şıkkı çocuklar. Slide. atlamak skip da arkadaşlar. C şıkkını yerleştirdik. Ride a bike bisiklete binmekti ride binmek. Bunu da B şıkkına yerleştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir puzzle'ımız var. Birlikte bulalım o zaman. Hemen gözüme çarpan Right görüyorum arkadaşlar. Pardon burada değil burada. Right binmekti. Yine swing diyoruz. Salıncakta sallanmak swing arkadaşlar ve jump görebiliyorum. Zıplamaktı çocuklar. bunun dışında ne diyebiliriz? Bakın burada run var. Koşmak ve burada dance var. Dans etmektir arkadaşlar. Yine de skip görüyorum. İp atlamaktı. Skip rope. Yine bakın burada ben go görüyorum arkadaşlar. Gitmek go. Ve başka ne olabilir? Siz de bakmalısınız çocuklar. Bakın burada let's hadi demektir arkadaşlar. Hadi oynayalım. Hadi koşalım gibi. O zaman gördüğümüz resimlere bakarak ne olduğunu yazalım. Ne diyebilir arkadaşlar? Let's, let's run diyebilir. Hadi koşalım. Burada hadi dans edelim diyecektir. Let's dance. Yine burada hadi ip atlayalım. Let's skip diyebilir arkadaşlar. Ve burada da let's jump demeli. Jump zıplamaktı. Evet. Burada arkadaşlar let's ride demeli. Hadi binelim. Bisiklete binelim. Let's swing demeli çocuklar. Hadi salıncakta sallanalım. Burada karışık olarak verilen kelimelerden düzgün kelimeler oluşturuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ip atlıyor. Ne diyorduk? Skip diyorduk. Yine aynı şekilde bakın ee, şarkı söylüyor arkadaşımız. Sing diyoruz. Şarkı söylemek. Burada görüyorsunuz tenis oynuyor arkadaşımız. Play diyoruz çocuklar. Ve yine e, kaydıraktan kayıyor. Ne diyoruz? Slide deriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi soru sormamız istenmiş çocuklar. Hemen soralım. Do you ne demeliyiz? Birincisi için do you skip diyebiliriz. Veya aynı şekilde do you sing diyebiliriz arkadaşlar. Yine do you ride deriz. Bisiklete biner misin? Do you ride ve do you play deriz çocuklar. Play. Evet, ayrıca bunları play tennis, ride a bike gibi tamamlayabiliriz. Şimdi kendi adıma söyleyeyim. Yes, I do diyebilirim çocuklar bunun için. Ama arkadaşım mesela no I don't diyebilir. Ne diyorduk? Olumlu cümle kuracaksak yes I do. Olumsuz cümle kuracaksak no I don't derdik arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi aynı şekilde ben kendim için Do you think sorusuna yani bunların hepsinin başında ne var arkadaşlar? Tek tek yazmadım. Do you ile başlıyor olması gerekir. Aynen burada olduğu gibi örneğin do you think soru işaretimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Do you write, do you play gibi. Burada kendi adıma yine yes I do dedim. Bakın çok severim şarkı söylemeyi ve arkadaşım yine no I don't dedi arkadaşlar. Bazen yes I do da diyebilir tabii ki de. Evet. Aynı şekilde siz de kendiniz ve arkadaşınız için burayı doldurabilirsiniz çocuklar. Evet sevgili ikinci sınıflar. Benim anlatacaklarım bu ünite için şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Abone olarak katkıda bulunursanız sevinirim diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. See you next time. Bye.